Tepealan beldesine bağlayan, eskiden belde olan Tepealan'a bağlayan çok önemli bir yol ve mahalleleri birbirine bağlayan yol. Orada bir kayma düzlemi söz konusu. Yani bu kayma düzleminin anlamı şu: orada bir su kaynağı olduğu için bütün zemin yaklaşık 200-300 metrelik bir hat olduğu gibi kayıyor. Yumuşak bir zemin söz konusu. Orada yine Fenerbahçe ekiplerimizle beraber adanış çalışmaları yaptık. Daha önce DSİ ekipleri gelmiş, bakanlıklardan ekipleri gelmiş ve sözü demeyen kangren olmuş bir son ve zemin olduğu gibi kayıyor. Bahçeler birbirine karışıyor, senin yerin orada mı, benim yerim burada mı şeklinde. Sınırların, arazideki mülkiyet sınırların devamlı değiştiği bir alan. Başka alternatif yolda olmadığı için oradaki çalışmamızda yaklaşık bir ay veya bir buçuk ay içerisinde tamamen o alanı kurtaracağız, rehabilite edeceğiz. İnşallah bundan sonra da orada herhangi bir aksaklık yaşanmayacak. Ben gerçekten Bülent Başkan'ım buraya geldiğinde yapılacak dediğinde ben inanmamıştım. Vatandaş da orada inanmamıştı. Çünkü 61 yıldır bu ilçenin yani kurulduğu 58'den 2020'ye kadar hep konuşulan bir yoldu. Dediği gibi DSİ'ye gelmişti, bakanlıklar gelmişti, milletvekillerimiz söz vermiş idi. Ama tabii ki bu sözler hepsi seçim vaatleri olmuş. Ben bunu gördüm ama değerli başkanım geldiğinde baktım ki bir sabah botla, bir pazar günü gölün derinliği ölçüldü. Bir zaman ihalesi yapıldı, şimdi inşallah imaleti başlattı. Orası 19 tane mahalle, 4 beldeye ulaşım sağlayan bir güzergahımız. İnşallah bittiğinde onu da başkanımızın taahhütleri ve sözlerinin ne olduğunu göreceğiz.